Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı. Ünlü şarkıcı Atilla Taş, dün gece eşiyle gittiği barda alkolün dozunu kaçırınca mekanda olay çıkardı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren Taş gözaltına alındı. Şarkıcı, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Beşiktaş köy içinde bir barda bugün gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı. Atilla ve Meltem Taş, emniyetteki işlemlerinin ardından polise mukavemet, darp ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Atilla Taş kimdir? Atilla Taş 4, Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini, İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan Kırmızılım'ı mı piyasaya sürdü. Bu albümdeki Hamçökelek şarkısı onun ünlenmesini sağladı. 2010'ların başında Kanal 7'de Taş Devri isimli programı sundu. 31 Ağustos'ta FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da gözaltına alındı ve 3 Eylül'de örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler'le evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.